Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. evet çalıştığım iş dolayısıyla videolarımı geç çekiyorum. Bazen bu ara e, ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdi tabii ki gram altında artık 520'ye gözünü dikmiş demiştik. Ve bundan sonraki hedef 540 lira olacak. Gram altın yükselişte doların tabii yükselişi bunu destekliyor. Ons altından daha henüz bir hamle görmedik. Ons altın yerinde durup sayıyor. Bu da bir fişeklerse gram altını kimse tutamaz diyebilirim. Euro 10 lira 43 kuruş dolayında yani nereye gidiyor çift gidiyor bir yani e, değişik bir doğru gidiyor dolar ve eurodaki kur yükselişi hayatı etkiliyor hayat pahalılığına sebebiyet veriyor gram altının şu an yükselişinde tabii ki doların yükselişinin payı var ons altın henüz yerinde saymakta buradan grafiklerde hemen hızlıca gösterelim gram altın buradaki seviye meşhur 505 506 rayı geçti günlükte Artık gözün dikeceği tek bir yer kaldı. Önünde bir engel kalmadı. Önceki zirvesi 536-540 lira civarına tekrar gidip oturacaktır. Bence gidip buraya yapışacaktır. Orada bir miktar kar satışları olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çıkabildiği en üst nokta. Yalnız eğer dolar durdurak bilmezse daha da nereye çıkabileceği hiç belli olmaz. Dolar bakın fişeklendi gidiyor. Bu e, ay hazinenin Merkez Bankası'nın faiz toplantısında eğer bir faiz indirimi daha gelirse dolara hanelerde görmek lazım. Yıl sonu hedef olarak 9-9,5 lira bekleniyordu ama eğer bir önlem alınmazsa, bir tedbir alınmazsa, faiz indiriminde ısrar edilirse doları çift hanede de göreceğiz arkadaşlar. Bütün ortalamaların üstünde ve buradaki direncin geçmek üzere. 9 lira 2 kuruş geçtikten sonra da artık yukarı 9.20, 9.10, 9.20 daha sonra da 950'ye giden bir baraj yolu açılmış olacakmış gibi gözüküyor. Biz üzen tek şey gram altıncılara 10 saltın. 10 saltında bir türlü bu 1772 21 günlük ortalamasını ve Fibonacci geri çevirmesi geri çekilmesinin seviyesi 1772'nin üstüne bir türlü kendini atamadı. Bir miktar attı tekrardan aşağı indi. Bir belirsizlik hakim. Burada önemli bir seviye 1737 dolar seviyesi bunun altına inmemesi gerekiyor. Eğer çıkışa da geçmek istiyorsa bunu 1772 doları bir an önce geçmesi lazım diye düşünüyorum. Gram altındaki yükselişi henüz ons altın asla desteklemiyor. Şuradaki destek seviyesine dikkatinizi çekiyorum günlükte. Buranın altına girmemeli. Yani 1737 dolar ile 1772 dolar arasında sıkışmış. Bir yeni bir hava yaratmak için bu 1772 doları geçmesi gerekmekte kıymetli arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani önemli rakamlar günlükte 1737 dolar destek 1772 dolar direnç. 1772 doların üstüne geçerse de üstteki rakamlar 1800 dolarlara doğru tekrardan geçmiş olacak diye ben düşünüyorum. Euro Euro da aldı başını tabii gidiyor. 10 lira 40 kuruş seviyesi hayal gibi yani hayaldi gerçek oldu. Yani bu kadar yükselmesi pek hayra alamet gözükmüyor. Daha önce 10.60 tarafı falan görmüş. 10.50, 10.60 oralara doğru bir gidişat söz konusu. Ve bu ay içerisinde bunu gerçekleştirebilir gibi gözüküyor. 11-12 liraya doğru gidebilir. Yıl sonunda dolarda çift hanelere çıkabilir. Eğer bu şekilde davranılmaya devam edildiği müddetçe. Gram altıncılar için gün içinde 512 bir sonuç biliyorsunuz gördü. Şimdi hedef 520 lira önce. 520 seviyesi. Oradan da önceki zirvesi 540 lirayı yakalayacaktır. 540'a geldiği zaman orada biraz ee, kar satışları olabilir. Geçme kalma çabaları olabilir. Orayı da geçerse zaten önü açık. 600 lira rakamına doğru yol açacaktır. Tabi bu hele bir de ons altın henüz hiçbir şekilde desteklemiyor ons altın. Gram altını şu an yalnız bırakmış vaziyette. Ons altının desteğini bulamadığı yerde şu an dolar bunu destekliyor. Dolarda da eğer Şahap Kavcıoğlu Bey değişmedikten sonra yeni bir anlayışın olacağını zannetmiyorum. Şahap Kavcıoğlu Bey faizi indirsin diye oraya getirildi. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. E şimdi o ben faizi indirmem diyemez. Hele faiz artırımı hiç yapamaz. Yeni bir anlayışla ancak yeni bir bakan geldiği zaman tekrar faizlerin bir miktar yukarı çekme anlayışı gidebilir. Ama şu anlık görüntü yıl sonuna kadar bir 100-200 bas puan daha faiz indirme ge gelebilir. Gelirse de bu doları çifthanede görmek son derece mümkün olabilir. Gümüşte henüz öyle bir atak falan bir şey gözükmüyor ama 21 günlük ortalamasının üstüne çıkmaya başlaması olumlu bir görüntü olarak geri e geliyor. E gözüküyor. 7 rakamlara öncelikle bir gelmesi lazım diye gözüküyor. Kripto paralarla ilgileniyorsanız altta Bitlo firması linkini bırakıyorum. Oradan gidip fiyatlara bir bakabilirsiniz. Bu ara kripto para Bitcoin e, bir 60 bin dolar seviyesine göz kırpıyor arkadaşlar. 60 bin'den sonra 64 bin dolar seviyeleri e, dikkate değer. Sonra 90 bin rakamlar görüyorsunuz geliyor. Yani e, bunda da bir miktar belki hani sepet mantığında bir şeyler yapılabilir diye düş, düşünüyorum. E, biraz sepet içerisine bunlardan da konabilir dolar ve euronun fişeklenmesi devam ediyor ee, açıkçası ülkemiz için Aslında çok iyi bir şey değil doların ve euronun çok yukarılara çıkması TL'nin Türk Lirası'nın alım gücünün ve değerinin düştüğünü gösteriyor bu da hani milli menfaatleri göz önüne bulundurduğumuzda hiç hoş bir şey değil ancak ülke insanları yıllardan beri oluşturulan geleneklerine devam ettiriyorlar ve Ellerinde dolar ve euro tutuyorlar. Türk lirasına güvenmiyorlar. Aslında yüz kızartıcı bir şey. Ayıp bir şey ama yapacak da bir şey yok. Keşke Türk lirası bunların hepsinden daha güçlü olsa. E, aritmatik tam ters olsa diye düşünüyorum ama böyle bir durum yok. Şiba'da geçen %250 bir kar yaptı arkadaşlar. Şuralarda bakın 0 0 0 0 800'den tuttu. 30'lara kadar gitti. %250 300 kar yaptı. Birkaç günde böyle şeyler coinlerde oluyor. Bu coin'i ben aldığımda bu 20'li küsürlerdeydi. İlk aldığımda zaten yüksekti. Sonra epey bir düştü ve buralar müthiş bir alım seviyesi olarak gözler çarptı. Bakın şu altlarda. Buralarda alanlar parasına %250, %300 iki günde arttırdı. Yani 100 bin lirası 300 bin lira oldu. Tabii ki bu meme coin bu şekilde bir kar yaptırdı. Bazen coinlerde bu şekilde %300'leri falan görülebiliyor. TL'nin mevduatta yüzde %1 verdiği bir ortamda bunlar da insanlara çok cazip gözüküyor. Tabi paranın bütün kısmıyla değil ama biraz belli miktarlarda kısımlarıyla düşmüş coinlerden bir sepet yapıp uzun vade, orta vade beklenebilir diye düşünüyorum. Şimdi buralarda bu Shiba biraz geride çekilebilir. Biraz çünkü epey bir geldikten sonra yükseldi. Bir orta bölümlere gelebilir tekrar buralardan tekrar bir alımla yukarı doğru gidebilir. Bitcoin'de yükselişleri göze çarpıyor. Evet arkadaşlar gram altıncıların yüzü gülüyor. Gram altın 540 liraya tekrar gözünü dikmişe benzer. Doların yükselişi bunu destekleyecektir. Bana göre artık 540 lira kaçınılmaz bir yer olarak gözüküyor. Ondan sonra kar satışları biraz olabilir. Bir miktar geriye çekilmeler olabilir. Ondan sonra taban tutacaktır. 520 530 aralığında taban tutabilir. Ve oradan sonra da artık 550-600 lira gibi bir rakamlara yürüyebilir. Eğer dolara bir önlem almazlar ise, önlem alınmazsa 10 altın böyle elbet kalmayacak. Yukarı doğru yürüyecektir. Çok fazla durduğunu gözlerden kaçmıyor. Yani 1759-1760 civarlarında buralarda çok fazla durdu artık. Aylarca burada durdu. Yani bir yükselişle tekrardan bu bana göre 1900-2000 dolarlara doğru gidebilir diye ben düşünüyorum. O zaman da işte gram altına 600 lira, 650 aralığında da görmek mümkün olabilir. Hepinize sevgi, saygı sunmadan önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.